Efendim Ayşe. Melek Hanım, cuma günü engel oldunuz diyelim. Hani bunlar tarih aldı, olamazsınız da hadi engel oldunuz diyelim. Nişana engel olamadınız. Cuma engel olsanız öbür cuma var, daha başka cuma var. Siz böyle inatlaştıkça Anastasya'yla yarışa girdikçe Caner daha bir hiddetlenip daha kararlı oluyor. Baştan nişanı kabul etseydiniz, akışına bıraksaydınız bu nikah tarihi bu kadar erken olmayacaktı. Yarışmayın, Anastasya'yla yarışıyorsunuz. Niye yarışacağım ya? Evet yarışıyorsunuz. Çocuğum daha küçük, onunla ben niye yarışacağım? Benim torunum onun yaşına yakın ya. Hükmedemin. Yarışmak değil. Demek ki herkesin zaman görüşü farklı. Benim görüşüm, benim evladım mahvolacak. Ben onu kurtarmanın peşindeyim. Ya niye mahvolayım anne? Sevdiğim kadınla evleneceğim. Oğlum, niye seni kafandakiyle evleneyim zorla? Sana buradaki hanımlardan hatırlamıyorum hangisi sordu ne dedi? Kredi aldı, borç çekti. Nasıl yapacaksın altından? Ev nerede, eşya nerede? Ya her şey devletten mi bekliyorsun sen? Her şeyi Seda Hanım'dan mı bekliyorsunuz? Ya yeter ya, benim evim var. Ben kimseden bir şey beklemiyorum. Ben kimseden bir şey beklemiyorum. Her şeyin lüksünü istiyor. Ben buradan nikahımı yapacağım ki bütün senin akrabalarıma kadar herkes görsünler diye. Bugün ben onları çağırdım ama bir tanesinin geleceğini ben düşünmüyorum. Çünkü annemi dinliyorlar. Gelmez. Her zaman en başta da söylediğim gibi sürünün sana başında sana bir kişi o var. Gelecek. Sana bir kişi gelecek, kimse gelmeyecek. Biz ne yapacağız sonra biz karar vereceğiz. Siz artık karar vermeyeceksiniz. Sizi hiçbir şey ilgilemiyor. Ve bir dakika, ben de ailem var, tamam mı? Ve benim ailem Caner'e kabul etti. Sizin gibi değil, tamam mı? Benim ailem insan, terbiyeli, tamam mı? Ya gördük anneni de terbiyeli, ablanı da gördüm. Siz seni de yetiştirmişler, yeter ya. Sen ya sen nasıl yaklaşıyorsun? Sen benim ailem hakkında konuşmayacaksın. Konuşurum. Ben senin ailen anne değil. Sus. Benim ailem nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun benim ailemi? Gelsiniz defol buradan. Sen defol git buradan. Sen buna nikah kıy. Seni var ya buna nikah kıydırtmayacağım. Kıyacağım. Kıy da göreyim. Buna nikah kıy. Bak öyle bir şey çık atarım ki buraya. Bu kız kendi bırakıp gitmek zorunda kalır. Ya at at. Neyin var ki atacaksın sen ya? Neyin var benim atacaksın? Ben araştırmalardayım. At. Araştır. İstediğini yap ya. Rahat ol. Ya yap ya. Bulduklarımı depo yapıyorum. Yap depo yap. Hepsini bir anda çıkar burada göster herkese. Yazılı verin. Ya benim Allah'tan başka kimseden korkum yok ha. Aha, yok. O zaman kafana böyle yaparsın. Borçları da öderken anne ver ver dersin. Ya borcu ödeyecek de benim. Şimdi bu kız kalkıp gitse beni terk etse ben, bu borçlar benim zaten. Ben kendim ödeyeceğim. Gerekirse cezaevine gireceğim. Gerekirse o cezasını da yatacağım. Her şeyi yapacağım. Bu borçlar benim kardeşim. Ödeyemezsin. O borçları ödeyemezsin. Girme, külfete girme. Sizinle. Anne girme. Senin yüzünden giriyorum ya. Altından ya dedin sen geçen girme. Ne dedin burada ne dedin? Ben dedin istesen dedin o gelinlikli dükkanda dedin giydiririm dedim bu kıza. Yaparım. Ya arkamda dursan bu kadar borca girmem dururum, ben. Durmam dururum. Bunu görüyorsun evladım köşeye sıkışmış. El uzat yardım et ben bana ya. Ben yabancı gelin istemiyorum. Ya nesi var bu kızın? İstemiyorum. Geldiğinden beri hayran. Abi. Nesi yok? Nesi yok? Hala bağırıp çağırıyor neyi var? Sizde neyin var acaba? Anne güzel söylediğin zaman da bağırıyorsun. Bağırdığın zaman da bağırıyorsun. Değişen hiçbir şey yok. Sen her konuda bu kıza bağırıyorsun. Sevmiyorum o kızı içime sindiremiyorum. Ya niye niye? Yok sınav var. Yok bilmem neyin var. Mecbur muyum? Ya zorla mı kardeşim? Bir insanı zorla mı evlendireceksin beni? Elini sallasa 50'siymiş. Yok daha zengin. Ya git zengin bul. Elini salla. Ama Caner'le evleneceğim çünkü onu seviyorum ben. Onun Hayır. için buradayım. Siz beni sevmiyorsunuz. Ben de sizi sevmiyorum. Sizden nefret ediyorum. Bıktım sizden. Ama Caner için ben her ben şeyi yapıyorum. Kapıya gidiyorum. Yalvarıyorum sizi. Anne güzel güzel davransaydın. Bak en başından beri söylüyorum. Güzel davransaydın o da sana güzel davranırdı. Yavru kediyi de köşeye sıkıştır tırnak atar. Güzel davran. Bunu kime sorsan sor. Güzel davrandır. Bak o güzel davrandırmış. Bak örneğine. Ben ne oldu? Aleyse güzel davrandı. Sen Aleyse'yi örnek al. Biraz nasıl kadın olunur öğren. Ailelere nasıl davranılır öğren. Aleyse'yi
güzel yetiştirmiş tamam, ailesi. Tamam Polisa'dan ben öğrenebilirim. Ben yabancı gelin istemediğim halde söylüyorum. Ama sizden hiçbir şey öğrenemem. Çünkü siz o kadar kötüsünüz. Sizde bir tane şeyler iyi bir şey yok tamam mı? Kalp de yok, hiçbir şey yok sizde. Sen ondan kadınlık öğren. Nasıl kadın olunur? Tamam. Nasıl temizlik yapılır? Nasıl anne olunur? Büyüklere nasıl davranılır? Kocaya nasıl davranmak lazım? Bunları ondan öğren. Ya sen öğret sen. Ben öğretmem. Ben nikah kıyacağım. Gel yanımda dur sen öğret. Ben öğretmem. Niye burada benim karşımda ben ona hükümet kadın gibisin? Elimde kalır o benim. Öğretemem elimde kalır o benim. Ya kalsın gerekirse elinde kalsın öğretemem. Gerekirse şey olsun. Yeter ki bu kıza sen öğret. Başka öğretemem. Birinden öğrenmesin. Sen ne? Benim annemsin. Benim sevdiğim kaldırma. Kıza sen öğret. Kafana vur sen benim annemsin. Ben senin yanına gelip sen şimdi vur bana. Ha gelin vur. Vur ya vur bana vur. Ben bu kızı alacağım. Git karşımda. Vur ya vur. Vur ya. Vur. Alacağım. Tamam otur. Otur yahu sen. İşte bu bahane. Bu bahane. Bırakacaksın o kızı. Bırakmayacağım. Yok nikah. Bırakmayacağım. İki gün sonra burada nikahını kıyacağım. Yok nikah. Gerekirse döv gerekirse tokatla ben bu kızı alacağım. Nikah yok. Yok. İşte bu. İyi bir anne. Yok. Bu kız için eziyet çekeceksin, çekiyorsun da. Ya sen yap, bana eziyeti sen çektir. Ben buna yapma, bu benim sevdiğim kız. Almam lazım bu kızı anne, seviyorum. Ben nikah istemiyorum. Diyeceğim ben bu kızı, alma beni artık ya. Alma bak, kafayı yiyeceğim artık. Onu ben buranın dışından artık bıktım. 25 yaşındayım, beni 50 yaşında adama çevirdiniz hadi oğlum, ya. Hadi. Ya. Bana kız getir kız, bu kızı istemem. Lan bu da kız, görmüyor musun? O değil. Seviyorum bu kızı ya. Benim istemediğim bir kız o. Ben istemiyorum öyle bir kız. İşte siz anlatıyorsunuz Caner'e, siz anlatıyorsunuz. Sen anlatıyorsunuz Caner'e, siz Caner'e. Yaşamazsın. O benim çocuk, sen karışamazsın. Aa, siz iyi anne sen değilsiniz, çok karış. Kötüsünüz, çok kötüsünüz. Hadi. Annelik de yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz, anne olmalı da bilmiyorsunuz hadi. Siz. Ne bu ya şimdi? Çocuk da bunu iyi anne yapar mı? Yapar mı? Ben senin yüzünden... Tokatlar önemli değil. İstersen önemli değil. Ben bu kızı seviyorum. Aferin. Ben bu kızı alacağım. Aferin Caner. Hiç annesine karşı gelmiyor. Ağlama. Diyor ki bana ne canım istiyorsan yandı, yap diyor. Ağlama. Bak bir daha gelin bir daha vur. Yeter ki artık iyi anlaş şu kızla. Canımı al gerekirse bu kızla iyi geçin. İstemiyorum ya. Canımı vereceğim, o kızı almayacağım. Canımı vereceğim ama almam onu. İşte bak canımın iki parçası. Bir tanesi burada bir tanesi orada. Hangi birine kıyayım? Hangi birine yapayım? Maalesef. Sererim ama o kızı almam. Almayın tamam mı? İki tane seçim olsa ya canım derim. Gözüm görmesin. Maalesef. Hadi ya. Tabii. Gördünüz mü? Ben nasıl de, oldu? Ayakkabı alıp da yüzüne vurdum. Kaynana. Ya. Yani aynı şeyleri ben yaşıyorum burada. Ya benim buram ağlamıyor abla. Benim şu an buram ağrıyor. Buram ağlıyor. Biliyorum. İkisi yüzünden benim buram ağlıyor. Ben sana kurban oldum. Bu saygısızlık ne saygı nedir bilmiyor. Bu bağırmak nedir bilmiyor. Hep aynı şey, hep aynı kavga, hep aynı kriz. Ben sana kurban olurum. Bak canım yanıyor. Ya olma bana kurban. Sevdiğimi sev ya. Sevdiğimi sev, sevdiğimi. Onu bırak. Bırakacaksın. O beni asla bırakmaz. Ben de asla onu bırakacaksın tamam ya mı? Da beni kaybedeceksin. Beni kaybedeceksin ya da onu bırakacaksın. Gerçekten bismillahirrahmanirrahim. Yani böyle bir şey görmedim. Mehmet, demek ki 20 yıl önce Olesa'yı götürdüğünde bir tokat mı yedin annenden? Yedim. Nasıl Mehmet. Oldu anlatsana. Ya nasıl oldu? Getirdik işte. Oradayız. Anne dedim yani böyle bir tartışmamız oldu. Ya ne yaptı bu kadın size? Yani ne yaptı? Hani getirdim. Kimsesi yok bizim burada. Hı. Yani bizim vatandaşımız değil. Sahip çık. Anne oğluna. Örf adetlerimizi öğret. Yemeklerimizi öğret. İki canlıydı o zaman. Evet. Yok. Not dedi. Peygamber demedi. O senin karı değil. Sen onun yani, koca değil. Çocuk da kimin işte ona git. Ben dedim nasıl kimin dedim. Senin oğlanın yani. Senin torun. Mehmet beni kalkmış sabunacak da almış ayakkabı terliğini yüzüne vurdu.
Ayakkabısıyla Mehmet'in yüzünü vurdu. Ayşe Hanım. Allah ama o zaman versin. Böyle değildi. Canım o ya. Zaman ya böyle daha... değildi. Hani diriydi. Maşallah vardı yani. Gerçekten diriydi. Hani vurunca Caner'i kendim, ben getirdim buraya da. Evet. Ben kimse de götürmedi. Kimse de yanında olmadı. Kimse de girmedi zor, araya. Abla zor oluyor ya. Vallahi gerçekten var ya. Hani insanlar bizi yadırgıyor. Biz buraya çıkıyoruz. Sen diyor, 50 yaşına gelmişsin. Kendine baksın, yok, boş ver. 50 yaşına gelmişsin. Sen oraya orada ne işin? Takılmayın böyle şeylere. Ya takılmayın değil. Takılmayın. Yani saygısızlık bu. Sizi gerçekten çok seviyor. Herkes seviyor. Siz dün, Türkiye'nin starısınız ya. Allah Türkiye'nin razı olsun. Gerçekten yani öyle bir kadınsınız Allah ki. Razı. Allah razı olsun. Sizi bu insanlara getiriyorsunuz. Huzur bulduruyorsunuz, evlendiriyorsunuz, ne bileyim. Yani bir aileyi gene birleştiriyorsunuz. Ama yanlış şey, yorumlar yazılıyor insanlar hakkında, hepimizin bakmayın hakkında. Bakmayın o yorumları sakın. Sakın okumayın bile. Ya okumayın işte, olmuyor. Çünkü ben, aslında ben o... karakterim bambaşka. Ben böyle bir insan değilim. Hainlik ve kıskançlık o. Aynen. Hainlik ve kıskançlık. Meyve veren ağaç taşlanır, boş ver ya. Ama aynen, hiç yazılan şeylere kafayı takarsın. Bana diyorlar kendi ki nankör evlat. Melek bana hanım. Diyorlar ki nankör evlat. Alıyor kızı oraya diyor, annesini eziyor diyor. Ben şimdi burada hiç annemi ezdim mi? Hepinize hiçbir soruyorum. Zaman. Yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Nereden vuracak seni? Öyle diyecek. Seni yapmadığın bir şeyle vuracak Caner. Sen hiç öyle bir çocuk değilsin ki. Bırak ya, takılmayın Allah ya. O zoruma ya. Gitmiyor ki benim. Ya annemsin sen benim. İki gün sonra nikah yapacağım diyorum. Bir kere olsun yanımda dur. Destekçim benim ol ya. Benim içim acıyor bak. Sana bir tokat ya attım. Benim de içim acıyor. Ben seni ben sana bir şey olacak diye korkuyorum. Ben senin sağlığından da korkuyorum. Ben Allah şu an senin ya ben sana bir tokat atmadan büyüttüm. El bebek gül bebek ya büyüttüm. Ya tokat. Tokat. Sevdiğim o kızın lafları sözleri sana düşman etti, tokatı sana vurdurdu. Bana yaptığın saygısızlıkların birikimi o. Siz her zaman ezileceksin. Ben tokat atarım içim vallahi yanar. Ben... Bak oğlum tek doğru vardır. Kadın eş bulursun ama anne bulamazsın. Anne bir tane ama eş bin tane. Ben de bir onu. Tane. Hem de anne, Anastasia hem de eş bulursun. Olacağım, tamam beni mı? Beni kaybettiğin zaman anne bulamazsın. Siz iyi olmadınız, ben olacağım. Ben Caner'e mutluluk göstereceğim. Ben Caner'e mutlu edeceğim, tamam mı? Siz etme dediniz, ben edeceğim. Bak, bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Anne, sen bana tokat atsan da ben gelir senin elini öperim. Sen beni ben iyileştiğim çünkü zaman gelir ben yine senin elini öperim. Ama yapma, yapma ben. Artık yeter bak, iki senedir bu savaştan ben artık içim yaşlandı abla ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben annene değil senin sağlığından daha çok endişe ediyorum. Gerçekten daha bir çok ara üzülüyorum. Hatırlar mısınız abla, ayağa kalktım annen burada. Annen yine bağırıyor, çağırıyor, rahatlıyor. Sen yazık. Bir ara hatırlar mısınız abla, kalktım buraya. Dedim ki abla kaç gündür dedim ekmek yemiyorum, evet artık ya. Psikolojimi kalktım ayağına kapandım, evet. Onda ağladım. Evet. Hani ben gerçekten iyi değilim artık, iki senedir beni... Bıktırdılar. Gençliğim bitti ya. Ben genç değilim abla. Ya ta hayırdır? Fuar mı açtın? Beni açtın yani. Bana. Ne yaptın Melek sen Hanım, ya? Ben şunu söyleyeyim size. Bu bir günlük Allah yemek Allah. Değil ha. Bak evlenmiş gitti. Aç sevmedim ben bu yemeği atayım. Bir soru tek konuşur musunuz? Soru soruyor Mehmet. Melek Hanım sana. Bu bir günlük bir yemek değil. Sevmedim ben bugün bu yemeği yemem. İşte bu ömür, ömür boyu geçinecek onunla. Ömür boyu ben o yemeği yemem, sokmam evime. Tamam da sen sokmuyorsun, o olsun. Sokuyor. Hmm. O evlenecek ya, onun evet. Kararı. Evet. Onun kararı yani 24 yaşın çocuk ya. Şey adam yani erkek artık, evet. Çocuk da demiyorsun. Yemek diyorsun ya yemek. Evet. Ben affedersin patlıcan yemeğinden her çeşit yemek yapabiliyorum. Evet. Çok da seviyoruz biz. Biz de ailece. Seviyoruz, biz de yaparız. Ama bunun babası dedi ki bu yemek ne, patlıcan tencereye attı dışarı. Bir daha dedi bu evde pişmeyecek, gitti. Sevmiyor adam, yapamam. Ne diyorsun? Yapmadım ya. Da. Yani bir daha bunu, yapmadım. Bundan ne benim anladık? İçin bundan şunu anlayın, ömür boyu ben o kızdan aynen, hiç Caner, olmaz. O hiç olmaz. Sıla diyorlar patlıcan gibi. Yemeği patlıcan atarsın biter Caner, ama Anastasia bu olmaz. Diyor. Efendim ben buradan aynı akrabalarıma hani diyor ya buraya getireceğim. Evet. Bütün sülalemi getirsin mümkünse sıkıntı yok. Ben buradan akrabalarıma seslenmek istiyorum, beni izliyorlarsa. Seslen annem. Benim bu hafta düğünüm var. Allah'ın ben hepinizi izniyle. Burada görmek bu hafta, istiyorum. Bu hafta. Evet. Ben hepinizi burada görmek istiyorum. Eğer beni gerçekten evladınız, akrabanız, hani ben olduğum için biliyorsanız, seviyorsanız beni burada hepinizi görmek istiyorum. Kalk şu kameraya seslen.
Ben size ne yaptım de ya? Ben size ne yaptım ya? Ya ben ne yaptım abla? Ben de bilmiyorum ki hani hangi birinize ne günah işledim ben sizin ya? Ben bu zamana kadar hep çalıştım, çabaladım, hep ailem için uğraştım. Saygısız bir çocuk da değilsin. Asla abla. Değil, ben isterseniz ablalarıma da sorun. Var mı bir saygısızlığı? Ben asla kimseye saygısızlık da yapmadım bu yaşıma kadar. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Benim bu hafta nikahım var. Hepinizi burada görmek istiyorum. Eğer bana gerçekten değer veriyorsanız, kanınızdan, canınızdan görüyorsanız buraya gelirsiniz. Gelecekler. Ergez, öleceğiz biz ya. Hiçbiri de sana gelmeyecek. O kadar mutluyuz. Kendileri bilir. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gelmeyecek. Hayatım boyunca bir günde böyle kameralardan birine diyeceksin ki ben hata ettim. İnlemedim annemi, çok üzüldüm, beni affedin. Ben sizin kanınızdan, canınızdanım diyeceksin. Bir dakika. O da olacak. Tecrübeye soruyoruz. Kaderimden varsa olur ama şimdilik mutlular, mutlu olsunlar yani. Allah biliyor bunu. Mehmet, belki olmayacak. Caner burada nikah, özür dilerim Olesacığım, lafını kestim. Caner burada nikah kıydığı takdirde Melek Hanım'ın dediği olur mu? İleride anne ben ne yaptım, işte pişman oldum. Diyecek. Der mi? Geleceğe ben geliyor. 18 bak gerçekten 20 sene oldu. Beraberliğimiz tam 20 sene. Ben bugüne kadar söylemediysem Caner hayli hayli söylemez. Bence yani söylemez. Böyle bir şey çok kararlı. Aynen kararlı, bir de seviyorlar birbirlerini. Abla zaten. Yani eğer gerçekten Anastasya sevgi var aralarından sonra bana bir yanlış yaparsa, şey olursa, hani bir sıkıntı çıkarsa, ayrılırsak ben daha evlenmeyeceğimi söyledim zaten. Evlenmem abla. Mehmet sen diyorsun ki İşte biz 20 sene oldu, böyle oldu, ben demedim. Çünkü senin karın yokluğa, ahıra, pisliğe, açlığa, her şeye dayanabilecek bir kadınmış. Sen açtın, hep negatif. Eyvallah demiş, senin onu bırakıp başkasından nikahlanıp geri gelmeni bile affetmiş. O kadını sen al başının üstünde gezdir. Gezdiriyorum. Anastasya ile onu kıyaslama. Gezdiriyorum. Anastasya ama o evde yaşamaz. Şöyle bir şimdi şöyle bir durum var. Bize sırt çevirdikleri için biz birbirimize kenetlendik. Evet. Ve şu anda siz de aynısını yaptığınız için bir bakın bunlar nasıl olacak? Kenetlenecek mi, kenetlenmeyecek mi? Siz yaptığınız için. Sizde bu hata. Efendim Şükran. Sen şunları var ya, çağırmazsan, gelmezlerse, senin elini öpmezlerse bunlar ne olacak? Birbirlerine kenetlenirler bizim gibi. Hiçbir zaman da bırakmazlar. Birbirlerini yiyecekler, kenetlenme yok. Siz bilirsiniz. Melek Hanım. Uyuyacak, borç altında kalacak, onun altında ezilecek, her zaman bükecek kafayı, en Melek son Hanım, böyle. Geldiğinden beri hep aynı şeyleri söylüyorsun. İstemiyorum, istemiyorum. Yabancı gelin, istemiyorum diyorsun. Anastasya buraya geldiğinde o kadar saygılı, o kadar sevgi dolu, o kadar iyi bir gelin adayıydı ki Caner de onu sevmiş, getirmiş. Oğlun orada evlenip veya burada evlenip... Yakasına yapışacağım, onu ondan koparacağım. Sadece senin... Onlar nikahda yapsa, davul zurna da vursa, oho hepsi size boş. Size meditasyon yapmak lazım. Meditasyon. Om, sakin değiştireceksiniz Melek Hanım, om. Vallahi ya. Onu biz yapmıyoruz, siz yapıyorsun. Ben de böyle yapıyorum. Amin Allah'ım, sana şükürler olsun. Bir de bizde şey... om yok, böyle var. Gelin kayınvalide bir şey ne kadar güzel. Bir dakika Şükran, dur. Ne dedin? Bunlar gelin kayınvalide ne güzel anlaşıyorlar var ya abla. Aslında evet. Aslında anlaşabilirsiniz. Peki hiç düşünüyor musun? Mesela buradaki herkes neden bu işe olumlu gözle bakıyor da sana daha ılımlı olmanı rica ediyor? Ben yabancı gelin istemiyorum. Seda Hanım, ben yabancı istemiyorum kesinlikle. Bir de bak ne kadar belli yani, bariz belli. Kültür hiçbir şekilde uyum yok. Tamam, senin... öğreteceksiniz. Yok. Tamam, alaycı, alaycılar bana karşı, saygısızlar bana karşı. İstemiyorum. Ben meleksem, o nikahı yaptırmam. Tamam, haftaya yapıyorum işte. Yaptırmam. Gel yaptırma da göreyim ben seni. Yaptırmam. Tamam. Ben meleksem, o nikah olmayacak. Siz melek değilsiniz. Olmayacak. Şu çizgiyi görüyor musun? Evet. Olmayacak, çizgi bitti. Peki, bir laf var, nefret, büyük sevgi nefretten başlıyor. Ha. Belki o da şey sonra gerçekten yani iyi olur bir şey. Acaba bu nefretten sevgi doğabilir mi diyor Anastasya'ya yani, karşı. Size doğdu mu? Size doğdu mu nefretten sevgi? Ya bize doğmadı. Doğmuyor demek ki. Bize atıyorsun tamam demek da. Belki doğmuyor. Farklı olur. Sen kendi derdine çare bulamadın, Caner'i arıyorsun. Ya çareyi... Bak sen kendi derdine. Biz Sultan kendi derdimize bakıyoruz. Biz de diyoruz ki biz bir örnek olarak burada oturuyoruz. En azından bizi gör.
Görüyorum ben. Yapma o bunu, görsün. Yapma. O sen görsün, bari yapma. O. Sen bari yapma. O görsün. Onlara. O görsün senin gözünden. Efendim Semra. Melek Hanım, artık fikrinizi değiştirseniz çok iyi olacak. Niye? Çünkü aralarındaki sevgiye asla engel koyamazsınız sevgi yani. Sevgi yok ki aralarında. Var, siz öyle yok. Düşünüyorsunuz. Anastasya'da sevgi yok. Kesinlikle yok. Ben o sevgiyi göremedim. Allah anne, Allah. Bak, hep tartışıyoruz, hep kavga ediyoruz. Artık kavga etme. Bak, güzel annem. Canım benim. Kaldırayım şu kızı, gelelim şu elini öpelim. Haftaya da geleceksin zaten nikahıma, diyorsun yani geleceğim. Ne güzel. He. Heh, gel bitsin bu savaş Allah rızası için. Yeter artık bak ya. Çok yoruldum ya. Bak, ben kaçtım ya, ikinizin arasından kaçtım artık. Ay, ya. Ne olmuş, üç gün kaçtın? Ya ne bir giderim ya? Bir daha hiç bulamazsın. Ay, ama bunu biliyorsun sanki değil mi? Hiç gitmedin yani, üç gün kaçtın. Yapma bak, kurban olayım, hep kavga ediyorsun. Oğlum... Bak sen yine benim annemsin bak, ben seni istesem de bak her şeyine kafamdan atsam buramdan atamam seni. Yapma, kurban olayım bak. Kalkalım, elini öpelim. İzin ver. Yok yok. Öyle bir şey yok. Tam önce ben öpeyim, sonra Anastasya öpsün. Yeter yok. Ki izin ver. Sana evim, kapım, kalbim, her şeyim, elim açık ama onu istemem. Sizde kalp yok ki. Ne ediyorsunuz seni burada ya? Seni istemiyorum ki. Abla güzel yaklaşıyorum, olmuyor. Bağırışıyoruz, olmuyor. Yalvarıyorum, olmuyor. Ben ne yapacağım i̇şte... artık? Kafayı i̇nat, yedim. İnat, senin söylediğin. Baştan bir kere inatlaştı evet ya. Evet abla. Bu işi inada bilmiyor. Şimdi bak, bizim ailede o. Şöyle bir şey var. Bizim ailede erkek kadın fark etmiyor. İlk başta ne dediyse onun arkasında dururlar. Ha. O da en başta ne dedi? İnatçı, istemiyorum dedi. Öyle kaldı. Normalde ya hani istiyorum deseydi başta biz şimdi çoktan evlenmiştik. Tabii inat. Çok... Kesinlikle hiç kimse kabul etmez ki onu. Asla bitti. Ya sen ettikten sonra herkes etmez. Eder bak. Sen ettikten evet. Sonra herkes eder. O nikah olmayacak. Sana... Olacak Melek Hanım. Olacak. Caner, olmayacak. O kadar olacak ki ya. Vay. Olmayacak ya. Caner, olmayacak. Sen ya susturamıyorsun, sahip çıkamıyorsun daha. Neyini susturuyorsun? Ne nikah ya, baksana. Ben mutluyum Melek Hanım. Anlamadınız. Bir şey ben nikah olacak diyor. Bir şey yavru kediyi de kenara sıkıştırdın mı tırnak atar ha. Anladın mı? Kusura bakma yani. Kime nasıl yaklaşırsan öyle. Ben şimdi Seda ablaya böyle hani saygısız yaklaşsam o da beni der ki çık git buradan kovar. Ama ben nasıl yaklaşıyorsam o da bana onun gibi konuşuyor. Tabii mesela ki. Ben Mehmet abiyle nasıl konuşuyorsam o da öyle yaklaşıyor. Doğru. Senin de öyle olman lazım artık. Yeter anne ya. Ya yürü git, bana siz mi öğretin sevgiyi saygıyı? Tamam neyse. Benim yakışıklı erkeğim neyi söyledi öyle olacak. Anladınız mı? Ha. Evleneceğiz, evleneceğiz demek ki yani, kusura sonra bakma. Sonra da boşanacaksın artık değil mi? Bir şey yok ya. Evleneceksin, sonra boşanacaksın. Çünkü Türk oturumu alacaksın, rahat olacaksın, kafan rahat. Ben sizde 13-14 yaşına gelince anne baba çocukları serbest bırakıyormuş. Ben neden öğrenmek istedim biliyor musun? Dedim ki ya bu kadın Rusya'dan böyle böyle konuşuyor. İki tane kızı da Türkiye'de. Ha 13-14 yaşında çocuklar özgürmüş yabancılarda. Ay bizde 20 yaşına geldi. Bizim pasaport almadan var. Kimse servis değil. Açayım evet. Okuyayım. Bir dakika, bir dakika. Olena bir şey söyleyeyim. Bizim 18 yaşında olma pasaport olmadan kimse bir yere gidemez. Evet. Serbest olamıyor yani. Yere, ben gidiyor gitmiyor diyorum. Zaten o yeni sonra... geldi. 20 yaşında. Ablası zaten 30'a yakın. Onların normal pasaportları siz benim hayatımın... Ama normalde bırakıyorlar. Kimin yani. Hak verdi bunu basmak için söylemek bunu? Siz benim hakkında neyi biliyorsunuz ki? Ben neler yaşadım nereden biliyorsunuz ki? Siz nasıl konuşabilirsiniz kritik burada? Sen nasıl ağzına konuşuyorsun? Açıp sen hep nasıl? Hep negatif. Sen nasıl konuşuyorsun? Anladım. Sen nasıl konuşuyorsun? Sen nereden ben biliyorsun? Ben neyi bilmiyorum, ben konuşamıyorum nasıl tamam mı? Çünkü ben sizin gibi derbesiz değilim. Sen nereden biliyorsun benim neler çektiğimi, bunları bu boya getirdim? Ama ben hiçbir şey demiyorum. Kimlerle nelerle siz mücadele yaşadınız bilmediğim için bir şey demiyorum. Susuyorum bu konuma tamam mı? Ama siz ağzını açıp hiçbir şey bilmeden hemen söylüyorsunuz bir şey. Senin yalan için söylemiyorum ya. Ki. Sizde böyleymiş, yabancılarda böyle. Böyle yer bizde böyle oluyor, herkes de oluyor demek değil ne ki. Ne bileyim. Bizde akıl yok. Yetmiyor anlamak peki, için bizde demek yok, ki. Sizde böyle. Seda Hanım şöyle bir durum var. Bizim de bizim durumumuz mesela Olesya'nın parası olmuş olsaydı Olesya'ya kul küle olurlardı. Biz burada şu anda bak Melek Hanım da her Caner gitmiş çalışmış iş. Para bozuyor her şeyi bozuyor. Aynen. Şu para var ya. Bu kız da şu anda para olmuş olsa var ya ne olacak? Tamam oğlum sizsiniz hadi diyecek hemen. Hadi be oradan sen de. Olur mu ya?
bunu boşadı, niye almadı? Ben niye eşimi almadı? Seviyorum. Konuşma ya. Ben eşimi seviyorum. Benim parayla pulla işim yok. Benim parayla pulla işim yok. Olur mu öyle bir şey? Sen para... onu bırak. Aldın ya Almanya'dan. Alma... Ne oldu? Bak. Oldu mu? Koydum kapını. Olmadı. Demek ki parayla değil o işler. Olur mu ya? Parayla her şey. Benim her şeyin ucu paraya dayanıyor. Abi. Her şeyin ucu paraya dayanıyor. Abi melek hadi de boş fena. Versene. Bak unutmamış onu. Ha, çok bana anlatma hiç nanem oğlum. İşte bu, siz de bir şey bilmiyorsunuz bu konuma. Sadece ne onları söylediniz bu kadar. Şu an herkese zıp zıp yapıyorsunuz, herkese ısırmak istiyorsunuz. O kadar mutsuzsunuz ki ya. Herkese ısırmaya çalışıyorsunuz. Ben ne onlara ya? Doğruyu söylüyorum. Ersad etme bu İtiraz ya. İtiraz edemiyorlar. Yaşadıklarını söylüyorum. Gerçek söylüyorum. Ya itiraz burada edemiyoruz değil. Biz tam tersine itirazımızı yapıyoruz. Niye? Eklemiyorum. Biz gerçekleri konuşuyoruz. Şu anda gerçeklerin oldu, olan bir yerdeyiz. Hadi hadi. Sofranın, sofranın açılmış olan bir yerdeyiz. Sofrayı açmışız herkes. Bir dakika tek tek ne oldunuz yine? Yanlış yani, yerlere götürüyorsunuz mevzuyu. Kapatın ya. Sofrayı açtık. Herkes önüne sermiş şu anda. Evet. Gerçekleri ben konuşuyorum abla. Ben çünkü gerçekleri gördüğüm için. Doğru. 18 yıldır benim eşimin parası olmuş olsaydı şu anda hepsi de bizim yanımızda olurdu. Ben olabilir. Çalışıyorum, çabalıyorum. Onlara para veremediğimden dolayı herkes bana şu anda düşmandır. Evet, Aykut ve Nazar cuma günü Nazar'ın babası Hasan Bey'in gelin tamam ben arkanızda duracağım demesinin üzerine biz de çocukları oraya gönderdik. Birazdan yine hemen Aykut'a Kayseri'ye 4.5G ile bağlanacağız. Herkes burada görüyorsunuz. Bayağı bir kalabalığız. Mustafa nasılsın annem? İyidir Allah'ın nasılsınız? İyi, Allah iyilik versin. Sümeyye? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Annenle görüşüyor musun? Görüşüyorum. Ne diyor? Artık evlenin diyor, yeter diyor artık. İyi, izin var yani. Var var, izin var. Mustafa senin annenden benden uzak durun diyor mu? Bizimkiler beni aile istemiyor. Senin ailen seni vermek istemiyor. Yok, beni istemiyor. Yani topta. Sümeyye gelin ailesi... Beni ailemden daha çok seviyor. Onu fark ettim. Ha, iyi orayı bari fethettik. Yani. İyi bari değil mi? En azından. Ebru'cuğum, İsmail ne zaman geliyor? Bir hafta sonra inşallah. Hadi bakalım inşallah. Ebru İsmail'i seviyor. Yaş farkı var diye. Ebru'nun babası izin vermiyor İsmail'in. Çünkü büyük çocukları var. Ebru'dan büyük çocukları var diye istemiyor. Ama onlar 3 senedir zaten birlikte yaşıyorlar. Ebru'nun babası da niye istemiyor anlamıyorum. Yumuşatacağız onu da. İnşallah. İnşallah. Siz çünkü birbirinizi seviyorsunuz. Demek ki anlaşıyorsunuz. İsmail'in durumu iyi mi bari? Orta. Orta. Evet. Sen çalışıyor musun? Yok. Çalışmıyorsun. O çalışıyor. Evet. Bakıyor sana. Evet. Çocuklarına? Ona da bakıyor. Onlara çocuklarına da bakıyor. Bana da bakıyor. İyi maşallah. Evet. Kıymetli dostlarım, ekran başındaki değerli izleyicilerim, Aykut ve Nazar Kayseri'ye Hasan Bey'e gitti. Gittiler. Neler oldu? İzleyelim. Tüm ümitler kesildi derken Nazar ve Aykut çiftini sevindiren haber Hasan Bey'den geldi. Hasan Bey buraya gelin, sizin için elimden geleni yaparım dedi ve Aykut Nazar çiftine umut oldu. Vallahi ben çok heyecanlıyım Gülüm. Gülüm vallahi ben de çok heyecanlıyım ya. Yıllar sonra yani beklediğimiz gün geldi. Artık babamızın anamızın elini öpeceğiz. Umarım bir sıkıntıyla karşılaşmayız. İnşallah. Biz birbirimizi sevdikten sonra bunu da zaten babam gördü. Öyle söyledi. Yani sonunda gerçeği gördüler. İnşallah mutluluğum. Alıyorum. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam. Sen niye geldin? Ben Nazar'ı gelsin dedim sana. Sen niye geldin ki ne? Baba çağırdın ya bizi. Çağırdın mı? Nazar gelsin diye çağırdım. Seni çağırmadım. Sen Nazar'ı bırakıp gideceksin ki ne? Baba hayır. Benim de sözüm yerini bulacağım. Baba sen ekran demedin mi gelin elimi öpün diye? Tamam elimi öp dedin de ben kızım gelsin dedim. Ben Aykut gelsin demedim ki. Hasan Bey mutlu çifte ters köşe yaptı. Sadece Nazar dedi. Baba ben zaten tek başıma geldim. Kızınla birlikte geleceğim diye söz verdim ya sana geçen geldiğimde. Tamam, ben de dedim tamam söz verdim. Gelin dedim. Ama Nazar'ın için gel dedim ya sana. Aykut sen gel de benim elimi öp de burada kal. Ben kızı sana ile vereceğim. Al götür demedi.
Ya baba olur mu öyle şey? Hayır ya, ya ben elini öpmeye geldik. Sen gel. Sen hayır gel. Hayır dur hayır, dur. Sen gel o bir gitsin. Sen ben, gel. Gel kızım. Tamam beraber gireriz tamam. Gel. Tamam bence beraber gireriz. Ben içeri Aykut da girerim baba. Babası yok. Kimi kimse yok. Ben kimse zaten ama ne yapacağım ya? E tamam sen baba ol. Sen babam ben senin babanım. Sen gel. Ya hayır. Baba sen demedin mi? Ben bu yola. Hayır bir dakika baba. Bir dakika ya bir dakika. Ben gelmiş kızımı göndermem. Kır şu inadını. Kır şu inadını. Elini öpelim. Kırmam inadım. Ben kızımı alırım. Sana da yolun açık olsun. Hayır baba ne kız alması? Hayır canım nereye geldik benim bize? Elini öpmeye geldi kız bırakmayın. Götürdüğün geri getirdin Allah razı olsun güle güle. Öyle bir şey yok baba güle ben güle. Senin elini öpmeye geldim hayır. Sen içeri gel. Anne kurban olayım gel bak. Hayır anne. Bir şey konuş babamla kurban olayım ya. Anne ben olmam yani ben senin eline gelemem. Ancak misafirliğe geliriz Aykut'la birlikte seninle. Aykut'tan benim işim yok. Baba nasıl yok sen çağırmadın mı beni gelin elimi öpün. Senin anan baban yok. Ben anan baban olurum demedin mi? Aylardır söylüyorum. Götür kızımı, getir kızımı. Getirdim. Tamam getirdim işte. Elini öpmeye getirdim. Hadi güle güle git. Ben kızımı alırım. Abi dur hele. Ben kızımı alırım. Ya saçmalama. Hayır ya. Baba yapma. Kurban olayım. Yapma. Nazar. Güle güle. Yok. Hadi güle güle. Ben babamla bir konuşayım. Ben babamla bir konuşayım. Buraya kadar gelmişler. Nazım konuş gel. Kurban olayım. Konuş gel. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi güle güle. Geldiğiniz gibi güle güle. Tamam baba bekliyorum. Buradayım. Ne eşimi bekliyorum. Ne eşimi ne bekliyorum. Ne yok burada. Eşimi bekliyorum. Eşim de yok, bir şey yok burada. Gel Nazo gidelim o hayır, zaman. Hayır baba olur mu öyle şey ya? O bir kere geldi daha. Tamam. Biz birbirimize her şey oldu. Bana danıştın mı? Baba sen de danışmıyor mu? Ne gerek ben, var niye ya? Niye gittin ki o bir şey oldu? Tamam ben Aykut'a güveniyorum baba. Ben Aykut'a güveniyorum. O beni asla yarı yolda bırakmayacak. Baba. Sen de güveneceksin. Ben, sen de güveneceksin. Bunlar iki sene olmuş ey nerede? Daha sen benim davasını yaşadın. İki senedir nerede bunlar? Geri mi geliyor? Davasını yaşıyorum. Çocuk tamam, geldi. Ya elini öpmeye geldik. Elini öpmeye. Niye tatsızlık çıkarıyorsun baba? Sen kızını getireceğim demedin ki. Elini öpmeye geleceğiz dedi. Kızını getireyim. Kendim elimi öperim. Tamam. Ya hadi elini, güle elini, elini öptür. Ya baba bu gaddarlık ben nedir? Kurban olayım yapma ya. Vermem. Baba Allah aşkına. Gel gidelim tamam ya. Hayır gel gidelim o zaman. Gel hayır bırak. Hasan Bey, Nazar ve Aykut çiftinin ellerini ayırmayı başardı. Bıraksana kızı. Yapma ya İnan çok yapma ya. Nazo. Nazo gel kurban olayım gel ya. Güle güle. Elleme, elleme kız elleme. Ya niye ellemiyorum baba? Benim eşim o ya nikahlı karım ya. Nazo kurban olayım yapma bak. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Güle güle abi. Sağ ol. Hadi. Gülüm bekliyorum buradayım. Buradayım. Getirdiğin için sağ ol. Aykut Nazar'ı geri alabilmek için kapıya dayandı. Baba açınsana kapıyı. Verirsene benim eşimi ya. Nikahlı karım versene baba sen şunu ya. Ver diyorum ver ver. İstemiyorum. Ya neyi istemiyorsun baba versene benim karım o ya. Sen neyi vermiyorsun arkadaş? İstemiyorum. Ya bak ben o kadını almasını adam, bilirim buradan adam, bak. Git buradan ya git ya. Ya neyi git ya? Benim karım değil mi arkadaş? Ama ben onu buraya nasıl getirdiysem geri almasını da bilirim. Haberin olsun senin. Ben onu buraya nasıl getirdiysem geri almasını bilirim arkadaş ya. Bu nedir ya? Her geldiğimde aynı muhabbet ya. Bu nedir ya? Ya biz buraya güzellik yapmaya geliyoruz. Elini öpelim diyoruz ya. Tatlıya bağlayalım diyorum. Senin yaptığına bak ya. Nasıl babasın sen ya? Aykut ve Nazar çifti tam mutlu oldu derken Hasan Bey tüm dünyalarını yıktı. Evet 4.5G ile Kayseri'ye Aykut'a bağlanıyoruz. Aykut. Efendim abla. Bir kere hepimiz çok üzüldük ve çok şaşırdık. Ama cuma günü burada birisi vallahi ben dedi. De çok şaşırdım Tülay abla. Dedi ki Tülay al mikrofonu. Sen dedin ki bu işte bir biteniği var. Hasan Bey asla ve asla Aykut içeri almayacak. Nazar'ı alıkoyacak dedin. Evet çünkü şimdiye kadar asla bu iş olmaz ben kızımı geri istiyorum diyen Hasan Bey cuma günü yayında gelin elimi öpün bu işi tatlıya bağlayalım dedi. Ve ben bu şeyine samimiyetine asla ve asla inanmadım. Bu Hasan Bey'in bir taktiğiydi nazarı almak için. Çünkü baktı bu şekilde ikna edemiyor. İkisini birlikte kapısına kadar getirtirdi. Ve kızını geri aldı. Peki ne istiyor sizce? Hasan Bey ne istiyor? Yine şeyin yani anne baba gidip
tekrar evet, istemek. Aykut'un anne babasını. Cemile Hanım ve babası. Sinan Bey'in mi? Evet, Sinan Bey'i ayağını istiyor. Aynı gelenek ve göreneklere uyarak kızı isteyip o şekilde vereceklerini düşünüyorum. Ama Hasan Bey'in bu bir taktiği olabilir yine de. Bak Aykut kafasını sallıyor. Öyle mi değil mi Aykut? Ne istiyor Hasan Bey? Yok Vallahi Hasan Bey'in istediği zaten tamam anasıyla babasıyla gelsin diyor da abla. Benim anam babam yok ki beni terk edip gitmişler. Ya kabul edecekse beni tek başıma kabul edecek. Ben eşimi de buradan almadan hiçbir yere gitmeyeceğim yani. Bunu da herkes duysun. Senin nikahlı karın tabii. Sen bu işi büyütmek istemiyorsun. İstersen gidersin emniyete. Karını alırsın ama buralara getirmek yani istemiyorsun. Bu da senin efendiliğin. Sıkıntı yok abla. Tatlı yolla ben zaten eşimi alacağım. Elinden tutup çıkacağım Allah'ın izniyle. Şimdi Aykut zaten baban Sinan'dan bir şey gördün. Yani bıraktı. Benim artık işim olmaz. Benim yakamdan düş evet dedi sana. Üzerine evet annen Cemile Hanım da aynı şeyi yaptı. Şimdi şöyle baktığımızda Hasan Bey yine haklı. Hani nerede senin büyüğün diyor. Ama evet Sinan Bey'in ortaya çıkması lazım. Bu işi çözecek olan Cemile Hanım da değil. Sinan Bey çözecek. Doğru mudur? Ya abla haklısın. Doğru diyorsun abla. Ama geldik gördük yani ekranlarda oturduk. Ya bir çocuğun bir insanın anası babası yanında durmuyorsa yani daha ne yapması gerekiyor? Ben bunu öğrenemedim abla. Anneden zaten annelik görmedik. Bir hafta dayanamadı yine çekti gitti. Babam da izliyorsa eğer yani yapması gerekeni yapsın istiyorum abla. Ben hiçbir şekilde ulaşamıyorum babama. Aykut ne yapsın şimdi? Efendim Ayşe, ne yapsın Aykut? Aykut çok çaresiz. Zaten geldiğinden beri hepimiz Aykut için üzüldük. Evet. Ya düşündük, ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü seviyoruz Aykut'u. Çok seviyoruz. Evet. Sevgisine inanıyoruz. Nazar'ın da sevgisine inanıyoruz. Nazar'ın bazen saygısızlık yapmasını onun çektiği sıkıntılara veriyorum tabii ben. Ki, evet, tabii ki. O da kolay bir yaşam. Onu anlamak lazım. Anlıyorum ben. Evet. Fakat Hasan saygısızlığı Bey... Saygısızlığı beni korumak için yapıyor abla. Evet. Biliyoruz. Hasan Bey bizi çok şaşırttı. Şok olduk. 85 milyon karşısında söz verdi. Gelin elinize. O kadar biz inandık. Ben inandım açıkçası. Bu şekilde davranmamalıydı. Fakat en çok kızdığı insan Sinan Bey. Sinan Bey. Bunu yaparak Sinan Bey'e ceza verdiğini düşünüyor. Hala ben öyle düşünüyorum. Sinan Bey'i istiyor ya. Yani Nazar buradan... Sinan gelecek, istediklerimi yapacak, Nazar buradan gelinliğiyle çıkacak diye düşünüyor Hasan Bey. Evet, öyle istiyor. Ve de çok kızgınlığı var hala. Demet. Şimdi Hasan Bey gerçekten beni de çok şok etti. Ben inanmıştım, Nazar'a kıyamadı falan diye düşünmüştüm. Ama Hasan Bey burada diyor ki annesi yok, babası yok diyor. Ama Cemile Hanım buraya geldiğinde her şey tamam dedi. Senin ayağına gelelim dedi. Hatta Aykut'a ben bile kızmıştım dedi. Tek başına gitti diyerekten dedi. Evet. Yani Cemile Hanım her şeye evet dediği halde kadını maalesef ki kayla almadıkları için burada da o yüzden çekip gitti. Aykut'cum annenin gönlünü al çünkü annen sizin taraftan. Ama Hasan Bey, hayır, Cemile Hanım'ın muhatap... Hayır abla yanlış biliyorsunuz. Ablam kabul etmedi. Annem kabul etmedi böyle bir şeyi. Ben annenin kabul ettiğini burada söylemişti. Annem dedi ki cuma günü orada... Tamam orada söyledi ama abla orada kabul etti. Tamam gidelim dedi. Otele döndüğümüzde benim abim kardeşim izin vermiyor. Ben gidemem diye kafasında kurgular kurdu. Çekti gitti. Çünkü neden? Hasan Bey Cemile Hanım'ı muhatap kabul etmedi. Etmedi. Cemile Hanım'ın da gücüne gitti. Hasan Bey'in Sinan Bey'le bir alıp veremediği var. Yani orada bir başka hesap var. Bunun da kurbanı Nazar'la Aykut. Hasan Bey'le Sinan Bey arasında bir galiba şey var. Abla. Doğru mudur Aykut? Bir şey var senin bile bilmediğin belki. Vallahi abla yani bilmediğim bir şey var gibi düşünüyorum. Ama aralarındaki mevzu neden bize patlıyor? Bunu da öğrenmek istiyorum yani.
Artık kim açıklama yapacak onu da bilmiyorum. Nazar da üzülüyordur şu an. Vallahi abla bilmiyorum, üzülüyordu, illaki üzülüyordur ama haber alamıyorum. Görmek istiyorum eşimi. Allah Allah. Efendim Şadıman. Diyorum ki Seda Hanım, üzülen anne baba evladını bırakıp da gider mi? Gitmez. Mümkün değil. Ve Hasan Bey de burada maksadı onlara güvensizlik. Nazara herhalde gelinlikle ama Aykut'a da güvenemiyor gibi geliyor bana. Neden? Çünkü anne terk etti, baba terk etti. Aykut kaldı dımdızlak. Evet. Ben kimsesizim diyor çocuk. Aslında kimsesiz değil. Evet. Hasan Bey de, doğru söylüyorsun Şadıman, Hasan Bey de muhatap istiyor karşısında. Evet, evet. Güvenemiyor kızını. Evet. Ama ne olduysa Aykut oldu burada Seda. Şimdi bir de şöyle de düşünmek lazım. Sultan burada yaşadıklarını anlatınca Hasan Bey'e de hak vermemek, bir de böyle de düşünün arkadaşlar. Sultan ne dedi burada Sinan Bey'le en ufak bir tartışmasında geldi. Bütün çektiklerini anlattı. Bir baba olarak Hasan Bey bunu duydu. Şimdi Aykut'a olan güveni sarsıldı. Yani babası böyleyse oğlu ne yapacak? Zaten babası da oğlunun arkasında durmuyor. Aslında Aykut'un karakteriyle ilgili bir şey değil bu. Hep sen mi sürpriz yapacaksın? Biraz da ben yapayım sana. Ben sürpriz daha yapmadım ki. Yap yap. O söylediğin sürprizi göreceksin. Daha yapmadım. Ama ne kadar sözüm de geçmese, ne kadar saygım da olsa, sevgim de olsa, bana vurduğunda el pençe de olsa, ben bu kızı, bu yüzüğü alamazsın. Tamam, sen de 12 ay yapamazsın işte. Yapacağız. Ben burada ablası da geldiğinde ne dedim oraya gittiğimde abla? Heh. O kız dedim benim nişanlım. Benim yanımdan dedim nişanlımı kimse dedim buradan alıp götüremez. Alamaz dedin, evet. Verin, doğru. Açın görün. Ama Bülent bıraktı gitti. Dedi ki ben anne. Ama seni bıraktı gitti. Anne her şeye rağmen karşıma kimi de dikersendik. Ben burada cuma günü nikah kıyacağım dedi. Ne diyorsun? Yani Caner nasıl zamanında nişan yapacağım dedi ve bunu gerçekleştirdi. Melek Hanım da hiçbir şey yapamadı. Caner yine cuma günü nikahı yapacak ve Melek Hanım da mutsuz bir şekilde evine geri dönecek. Çocuğunu da kaybedecek. Yani bu kadar inatlaşmanın, bu kadar bu çocuklara sevgisiz davranmanın hiçbir anlamı yok. Birazcık da olsa bir yumuşayın da evet deyin Melek Hanım. Benim ona bir şey yapmama gerek yok. O kendine yapıyor zaten. Ya bırakın yapıyorsa... Ne zaman tepe taklak olup da güm diye vurduğunda ben ne yapıyorum diyecek. Ekran arayacak, bir sokak röportajları oluyor ya, görüyoruz Taksim'de şurada burada. Onlara koşacak. Ben yaptım, pişmanım. Buradan annem babam, ailem beni duyabiliyor mu? Yok. Ben beni kabul edin diye orada kendi yalvaracağım. Ama ya, o istediğini kendi yapıyor. Kendi yapıyor başına geleceğin yerde hazırlıyor. O yer böyle bir şey olursa, yer biz ayrılacağız ama ben böyle düşünmüyorum. O zaman o sizi demeyecek, sizin yüzünden böyle oldu. O diyecek benim yüzünden. Çünkü ben istedim yaptım, tamam mı? Size bir şey demeyecek. O istediğin şu an yapıyor ve yapabilir. Kendi ama yapamayacak bu. Senden evet. Sonra tek başına yapamayacak. Ben zaten Anastasya'dan sonra yapamayacak çünkü. Çünkü buralara kadar perişan boğulmuş olsa, olacak. Bak perişan da olsa, borç harç tepe taklak yüzecek. Da olsa kendim parayı olacağım. Nereden buldun? Ha, hayırdır? Neyle alıyorsun sen o ben gelinliği? Ben de çalışıyorum, Anastasya da çalışıyor. Nereden alacaksın o ayakkabıyı, düğünü, üstünü, başını? İkimiz de çalışıyoruz. Nereden alacaksın? İkimiz de çalışıyoruz. Ben nasıl nişan yaptıysam onu yaparım. Ya ne çalışması ya? Kusura bakma. Her gün buradasın. Hangi çalışma? Niye? Bunların dışında çalışma? Benim bir hayatım yok mu yani? Nerede çalıştığını, firmayı... Ya sen beni ne kadar ver biliyorsun? Ver bana firmayı. Kaç söyle. Kaç aylardır senin yanına mı geliyorum? Sen benim nasıl bir iş yaptığımı, ne yaptığımı nereden biliyorsun? Bilemiyorum. Ne iş yapıyorsun acaba? Şüpheye de düştüm şimdi. Bir de şöyle bir şey var. Anastasya'dan sonra hiçbir şey yok. Anastasya var, sonra yok, tamam mı? Sonra benden sonra olmayacak hayat. Hep benimle olacak onun hayatı, tamam mı? Niye orada da, yayında gelinlik bakıyorsun da bana laf söylüyorsun? Ha? Melek hoşuma Hanım gidiyor. Görmemiş, yetmemiş. Benim zamanımdaki de en güzelini ben gördüm. Şimdi de sen en güzelini görüyorsun. Ben gördüm. Gözlerim benim yani doydu. Allah razı olsun, o adam beni doyurdu. Benim hiçbir şeyde gözüm yok.
Kimsenin ikisinde de gözün ya yok. Ya siz bana o kadar ama senin gözün aç. Aç yuva kurmak isteyen tamam kız işte. Gidip öyle pahalı pahalı onları bunları almaz. Ev tutacağın eşya lazım, nikah yapacaksın, düğün yapacaksın. Neyle yapacaksın? Ben kaç kere söyledim. Ben sen benim sebebim olacaksın. Böyle yaşayacağım, hep yaşayacağım. Benim yer burada. Ben buraya gitmeyeceğim, tamam mı? Hep burada duracağım. Evet. Hep pahalı, hep lüks yaşayacağım. Bak, biz beraber yaşayacağız. Hadi hadi yap, altından kalkacaksın inşallah bunların. Ya kalkamaz. Sakin. Kalkamayacak. Ya elimden geldikçe yaparım, çalışırım, çabalarım ya. Ben bu yola baş koyduysam bir şeyler var ki bildiklerim koydum. Melek Hanım, bizde bir laf vardır. Büyük lokma ye, büyük laf konuşma. Siz dediniz ki bu nikah olmayacak, olmayacak dediniz. Bakın nikah arefesine girildi bile. İyi işte size bence, düğün bayram daha ne bence çıkıyor? Bu arefe gününde size hala size onlar zeytin dalı uzatıyorlar. O dalı neden tutmuyorsunuz? Perşembe günü kandil, bugün değil. Zorla güzellik olmaz ama zorla da olacağım. Isıracağım, herkesi ısıracağım ama sevdiğim... Sen herkesi ısırıyor. Bir dakika. Ha? Olesan'ın da hoşuna gitti bu laf benim de. Dedi ki herkesi ısıracağım ama Caner'i de bırakmayacağım. Ne diyorsun Olesan? Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yani kendime sevdiği adam arkasında. Evet. Yani. Sen ama adamın arkasında da. Şimdi biz her gün Melek'in üzerine gidiyoruz. Melek Hanım'ın üzerine gidiyorum gerçekten. Melek Hanım'ın üstüne gitmiyoruz. Diyoruz ki bu iş... Yok ben kendi adıma konuşuyorum. Hepiniz. Ben kendi adıma sizler değil tam tersine hepiniz. Yani. Yanlış anlaşılmasın burada da. Yani inancınız olsun bu alınan şey nedir? Gelinliktir, nişan yüzüğüdür, nişanlıktır, ayakkabıdır. Allah yardımcı olsun Caner'e de nasıl yapacak bilmiyorum ben. Ya benim eşim öyle değil yani yapmaz. İnancın olsun bir şal giyer bu şekilde nikahını yapar. Ya ben bu kadar ben o masrafa girmezdim. Yani. Eğer ailem... Ama yazık günah yani o insana da yazık günah. Bize, yani diyorum bir ben... Tek tek konuşun. Melek Hanım'a da yazık günah. Seni düşünüyor sonuçta. Sen evladısın. Caner bunları sana söylüyor Mehmet abi. Yani sen evladısın. Abi ben bu kadar ya, borcun içine girmezdim. Eğer benim arkamda için, dursaydı bak, benim kimseye ihtiyacım yoktu. Bir saniye ben sana bir şey söyleyeyim. Ahı varsa senin üzerine sen benim gibi var ya 20 sene çekersin. Gelirsen ben ayaklarına kapanırsın. Kapansan da artık çare etmez. Ben o ahı almamak için uğraşıyorum ama o inada işte, bindikçe tamam, artık Cuma ben de inada nikah almışsın. Şey... Ona kadar böyle inat yaparsa ben de ona ama şöyle bak. Senin 20 sene önce laf dinlemeyen halin. Ay işte ben onu söylüyorum zaten. Ama ben onu söylüyorum. O da şu an ama seviyor. Yani fevri davranıyor. Fevri davrandığı için de anında karar veriyor. Anında karar verdiği için de gelecek gene diyecek Seda Hanım olmadı ne yapayım ben? Kurban olayım bir diyecek, çare bulayım bize. Benim dediklerim ama bir bir çıkacak. Yer biz şu gelecek an... burada ayaklarıma kapanacak anne beni affet. Yeri biz şu an bunu yapıyoruz. Ama demek ki bizde güç borç var. Borç yatağının içinde gelecek. Almaya kim için ya da ödeme. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üst üste soruyorlar, bir şeyler tamam, sormayın. Tamam, sormayın. Sormayın. Bir şey anlatıyor Anastasya. Orayı kaçırıyorum. Yani demek istedim, yer biz şu an bunu yapıyoruz. Biz de aptal değiliz değil mi? Demek ki bizde güç var bunu almaya için mesela. Bir de şöyle bir şey var. Yer... Caner'de güç yetmez, Melek Hanım verecek. Neyi varsa verecek, her şeyi verecek Caner'e, tamam mı? Yok, bu saatte senin geçinmeye gözün olsa Caner'i bu kadar borca sokmazsın. Ya taş baştan belli. Nasıl göremiyor dakika, bu insanlar? Bir dakika, bir dakika. Caner bana yer olmazsa söyleyebilirdi. Bu olmaz. Bu fiyat bizim için uygun değil diyebilir. Tamam mı? Başka bir şey bakabilirdi. Sen düşün. O bana bir şey demiyor. Alacağız tamam diyor. Alacağız şunu bunu alacağız. Ne istersen her şey alacağız diyor. O zaman benim suçum yok ki burada. Sen tamam bağırıp mı çağırıyor ya ondan yapıyor. Yani aman diyor bağırmasın bende da şunun nişanı yapayım. Seviyor. Bağırmasın. Ne sevmesi ya? Anastasya. Sen parayı Anastasya seviyor. Anastasya. Bunu Caner'e sor. Sen bağırıyorsun diye mi yapıyorsun? Geçinmeye gözü olsa. Mi? Ben sana aşık olduğum için yapıyorum. Ha, bak işte gördün mü? Aşık sana o yüzden yapıyor. Ama sen diyebilirsin. Yuvayı dişi kuş yapar. Eğer sen ona desen ki Caner yok. Bu böyle olmaz. Şunu alalım. Bak ona göre de mobilya alacağız. Ona göre şunu ya. Sende bu yok. Sen ver. Ver, ver. Yoluyorsun böyle. Resmen yolup saldırıyorsun. Bir dakika. Para göz. Oh. Siz
yalancısınız burada. Ben sen yalancısın. Tamam mı? Ben konuşuyorum, tamam mı? Ben de ailem var. Benim ailem yardım ediyor. Hadi nerede aile? Benim ailem para veriyor bize. Siz hiçbir şey vermiyorsunuz. Sadece Caner çalışıyor ama bütün benim ailem para veriyor, tamam mı? Bilmiyorsunuz. Susacaksınız burada. Yok ya. Sen kimsin? Kimsin sen? Ben sizin ailem veriyormuş, tamam mı? Sizi Türkiye'ye para kazanın, çalın çırpın diye, yolun diye, bulduğunuz kazı ya bırakmayın diye. Var? Bırak ya, biliyoruz. Ya ne alakası var? Hadi, sen hadi. Hadi. Mi burada? Hadi. Türkiye'den de Rusya'ya giden var, Türkiye'den de Türkiye'ye evet, giden evet. Var ya. Evet, evet. %30 tanesi iyi çıkıyor. Boş versene. Ya ben de benim çalışıyorum. Bu kız da çalışıyor. Ben yuva yıkıp da yolup gidenli çok gördüm. Ya ben de çalışıyorum, bu kız da benim çalışıyor. Benim oradan geçiyorlar. Benim borçlarımızın hepsini beraber ödüyoruz zaten bir şekilde. Ay, boş versene. Ya bir şey söyleyebilirim. Bunlar tabii, benim sınırımdan geçiyor. Bir sakinleşin. Evet Olesa. Şey Anastasia, yani sen güzelsin gerçekten. Gelinlik hep yakışıyor sana. Ama mesela kocan olacak adam, ama düşünmem lazım mesela bu sonra nasıl verecek? Çünkü bu parayla bizim ülkeye üç tane daire alabilirsin. Ya. Anladın? Gördün mü? Yani gerçekten. Bilmiyorum. Caner de haklı aşık. Var, tamam mı? Bir elbise, üç daire. Kızın modunu düşürdünüz be. İki gelinlik baktım, modunu Seda düşürdünüz. Hanım, bu arada bizim de güzel bir haberimiz var. Son bir evrağımız vardı. Ayın 16'sına gidip alıp... Hadi bakalım. Nikahımızı yapacağız. Hadi bakalım. Onlar da gelsin, Hodri Meydan, buraya gelsinler hepsi. Bak, benimkilerin hepsi gelsin. Hodri Meydan. Bak, bir dakika, bir dakika. Demin Caner'i eleştirenler, şimdi sen davet et. Aynen. Gelin, gelin çıkın gelin hanım. Gelin. Biz buradayız. Nikahımız var. Kaçın nikahımız var, evet. Onansı, yakında. Allah'ın izniyle. Onansı Allah'ın izniyle geliyor. İnşallah. Gel çifte nikah yapalım abi. Yapalım. Vallahi iki Rus gelin krizi bitsin artık. En güzel gelinliği al. Sağ olun. Ben alacağım sana, ben giydireceğim. Allah razı olsun. Ama ben sana masrafa çok sokmayacağım. Olsun. Sen de en güzel damatlığı giy. Allah razı yakışır olsun kardeşime. Giysinler ya, giyememiş kadın. İki tane çocuk doğmuş. Giydirmedim. Seda Hanım gerçekten var ya, içimde kaldı o. Bir de ben ilk götürdüğümde sadece gittik bir imza attık. Bizimkiler izin vermedi zaten. Kalktık o tarafa gittik. Evet. Oradan da bir şey, olumlu bir şey göremedik. Orada rezil oldum. Geri bu tarafa kaçtım. Bu, yani artık var ya, artık ne yapacağımızı şaşırdık. En azından benim gözümde bu heves kalmasın. Eşim, ben kendim damatlık istemiyorum. Giymek de istemiyorum, bu şekilde çıkarım. Ama eşime giydirmek istiyorum. Aşk galip geldi şekerim. Evet, 20 sene sonra, iki çocuktan sonra lazımdı onlara zaten o. Hala istemiyorlar. Giysin. Olesa hak eden bir kadın. Olesa giysin. Olesa terbiyeli bir kadın. Teşekkür ederim. Ben de giyeceğim ya. Olesa terbiyeli bir kadın. Allah razı olsun sizden. Çok, çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten diyorum hani bunlar da çok güzel bir çift. Çok. Hani biz gelelim gene olursa beraber çocuklar. Hadi gerçekten bugün gelin beraber gidelim. Elini öpelim de sizler de kabul etsinler. Hadi kalkalım yani, abi. Vallahi, gelelim bir hadi ya, öpelim. Gel. Mehmet git. Ya gel. Geç abi, yerine Mehmet. Ya biz Allah, bak beraber geldik. Mehmet git burada. Sana. Mehmet bak git. Bize de anne ol. Bak tokatlarım size. Bize de anne ol. Bize de anne ol. Bize de ol. Kadının kafayı. Bu mu örf adet? Bu mu? Konuşma karşımda. Gel buraya. Siz kimsiniz? Gel. Mehmet, akraba değil, tamam. Siz kimsiniz? Vuruyorsunuz burada. Terbiyesizsiniz, saygısızsınız. Senin gibi terbiyesiz var mı? Gidebilirsiniz. Defol buradan, tamam mı? Hadi 12 hakkı. Bak bakalım ne oluyor. Ya 12 hakkı yiyeceksin, ya bana kıyacaksın. Seçimini yap. Nikah kıyacağız. Kıyamayacağım. Artık bak, görmeyeceğiz. Benim kıyılmamı istiyor, bana kıyacak. Sen ağzını açıp konuşamıyorsun. Ya senin neye kıyılma? Hiçbir zaman o mutluluğu yaşatmasın Allah. Hiçbir zaman yaşama. İnatsa, gözünde inat, kalsın. Bak, inatsa, bunlar 20 sürünmüş, sen 40 sürün inşallah. İşte, inşallah. Tamam, sürünce... İnşallah. Ben çok rahatım. Allah'a çok şükür. Sen buraya. Sakin.
Sen ne kime soruyorsun da kalkıyorsun? Alıp bunları getiriyorsun. Ya sen, sen kendine öpelim. Yap kendine. Senin elini öpelim benim bari. Benim elimi öpme lan benimkiler sen. Benimkiler vermiyor ben öpeyim. Öpme oğlum. Ya gelelim git senin elini öpelim ne olacak elini. Yani? Sen de bir büyüklük yaptın. Git oğlum sülalenin elini öp. Mehmet Bey buradaydı olur. Gideceğim. Ben gideceğim. Sen beni öpme. Şimdi kötü bir şey mi yaptık? Kalktık hep beraber gelelim dedi gelini öpelim. Evet. Rızanı alalım dedik hadi. Ya. Öpmeyi ben senin o, bir saniye sen bir annesin. Ben senin o gözyaşlarına dayanamıyorum. Oğlum burada. Evladın tamam, senin Mehmet, ya. Tamam Mehmet kendine vallahi bak. Vallahi ben sana dayanamıyorum ya. Mehmet kendine benim bak. Benim durumuma düşmesinler diyorum. Ben yarın ya beter olacaklar ne düşmesi. Sen böyle yaptıkça Mehmet'in halası da bağlandığında diyor ki Melek Hanım haklı diyor. Evet. Her bağlandığında sen böyle yaptıkça. Ben de Sultan Hanım'a dedim ki onların iki çocuğu var artık hikaye yapsın ki çocuğu askere gitsin kardeşim. Bu kadar da değil. Görüşmezsen görüşme. Siz o kadar zalimsiniz. Çok zalimsiniz. Fena ya. Vallahi kimse burada hiçbir şey yanlış yapmadı şu an. Biz yanlış yapmadık mı? Biz iyilik için kalktık geldik tamam mı? Ama siz tamam bizi bağırabilirsiniz. Biz sizin akraba oldu artık. Ama siz sen Mehmet Ali'yse bağırmazsınız. Sizin kesin hak vermedi. Sana sizin ne? Hak yok. Dermezsizsiniz. Sana ne? Sen kimsinsin? Sana ne? İşte herkes sana ne? Bağırıp nişanlısı çocuğun. Anne bak ben abartıyorsun. Abartıyorsun bak. Kalkalım elini öpelim. Bu iş artık bitsin ya. Defol. Konuşma. Ben sana son sözümü söyledim. Ya nikah kıyacaksın ya bana kıyacaksın. Kıyacağız. Nikah kıyacağız. Ha. O beni seçti. Tamam mı? Artık bitti. Ha, daha bakacağız. Bitti mi bitmedi bitti. Mi? Bitti. Böyle yani böyle ya, bitti. Böyle böyle bitmedi. Böyle böyle evet. Bitmiyor. Caner'e bak yazık nasıl çaresiz ya çocuk. Öyle ya kaldı. Abla, ne şu çocuğu böyle düşünüyorsunuz hangi biriyle burada. Uğraşacağımı şaşırdım vallahi. Ya. Ya yeter bak 3 gün sonra nikah yapacağım diyorum sana ya. Yapacağım. 3 gün bana hiç belli değil. Ya bu kadar da değil yani.